Bazı şeyleri dille söylemese bile yaptığı hareketlerle ne demek istediğini ya da kimi sevip kimi sevmediğini belli edebiliyor. İşte birazdan yapacağınız test de buna benzer nitelikte. Bakalım testteki sorular bilinçaltımızdaki düşüncelerle uyuşuyor mu, hep birlikte görelim. Duymayan Kalmasın kanalına hoş geldiniz. Bilinçaltın ne söylüyor test et adlı video ile sizlere iyi seyirler diliyorum. Sizlere birazdan 3 tane test yapacağım. Bu testler birçok insan tarafından denenmiş ve neticesinde sonuçlar gerçek anlamda şaşırtıcı olmuş. Testi yaparken sonuçların gerçeği yansıtması için vereceğiniz kararlarda tereddüt etmeyin. İlk aklınıza ne geliyorsa onu seçin ve uygulayın. Sorulara geçmeden önce kafanızı biraz rahatlatalım, çünkü dolu ve yorgun bir beyin doğru kararlar veremez. Şimdi hazırsanız testimiz başlıyor. Sizlere 5 tane hayvan söyleyeceğim. Bunlar at, domuz, inek, kaplan ve koyun. Bu hayvanları istediğiniz gibi aklınıza nasıl yatıyorsa sıralamanızı istiyorum. Yani bu hayvanları numaralandırın. Örneğin inek 1, domuz 2 gibi 5'e kadar numaralandırın. 15 saniye süreniz var. Sıralandırmanız bittiyse şimdi birinci testin sonuçlarına bakalım. Bu hayvanlar aslında sizin hayattaki önem sıranız. Yani neyi en çok önemsediğinizi gösteriyor. At aileyi, domuz parayı, inek iş hayatını, kaplan gururunuzu, koyun ise aşkı temsil ediyor. Sizin yaptığınız sıralamada sizin önem sıranız aslında. Sizlere 4 tane kelime vereceğim. Bunlar deniz, fare, kedi ve köpek. Bu kelimeleri siz kendinize göre tanımlayın bakalım. Yani deniz sizin için neyi ifade ediyor? Bir cümleyle açıklayın. Ya da köpek sizin için hangi anlamı taşıyor? Köpeği kendi düşüncenize göre yorumlayın. Süreniz 20 saniye. Tanımlamalarınız bittiyse sonuçlara bakalım. Deniz aslında kendi hayatınızın nasıl olmasını istediğinizi tanımlıyor. Yani olmasını istediğiniz hayat denize açıkladığınız cümleyle aynı. Fare düşmanınız, yani fareyi tanımlarken aslında düşmanınıza bakış açınızı tanımladınız. Kedi eşiniz ya da evli değilseniz sevgiliniz. Kediyi tanımlayışınız, eşinize ya da sevgilinize karşı düşünceleriniz. Köpeği tanımlarken aslında kendi kişiliğinizi tanımladınız. Bilinçaltınızda kendi kişiliğiniz bu şekilde. Sizlere 5 tane renk vereceğim. Bu renkler beyaz, kırmızı, sarı, turuncu ve yeşil. Bu renklerin her birine sizin için özel olan birini tanımlayın. Yani her renge tanıdığınız, sizi tanıyan ya da sevdiğiniz birilerinin isimlerini verin. Her renkte farklı kişiler olmalı. Toplamda 5 kişi olacak. Süreniz 15 saniye. İsimleri verdiğinize göre sonuçlara bakalım. Beyaz renge seçtiğiniz kişi sizin ruh ikiziniz. Bu kişiyle çok benzersiniz. Kırmızıya seçtiğiniz kişi gerçekten aşık olduğunuz insan. Sarıya seçtiğiniz kişi sizin hayatınızda asla unutamayacağınız bir yerde. Turuncuya seçtiğiniz kişi sizin gerçek dostunuz. Yeşile seçtiğiniz kişi ise hayatınızın geri kalanında sürekli hatırlayacağınız biri. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere bir soru. Bu resimde ne gördüğünüzü yorumlarda yazabilirsiniz. Bakalım gizli ayrıntıyı kimler fark edecek? Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanallarıma abone olursanız sevinirim. Tereddüt etmeyin. İlk aklınıza ne geliyorsa onu seçin ve uygulayın. Sorulara geçmeden önce kafanızı biraz rahatlatalım, çünkü dolu ve yorgun bir beyin doğru kararlar veremez. Şimdi hazırsanız testimiz başlıyor. Sizlere 5 tane hayvan söyleyeceğim. Bunlar at, domuz, inek, kaplan ve koyun. Bu hayvanları istediğiniz gibi aklınıza nasıl yatıyorsa sıralamanızı istiyorum. Yani bu hayvanları numaralandırın. Örneğin inek 1, domuz 2 gibi 5'e kadar numaralandırın. 15 saniye süreniz var. Sıralandırmanız bittiyse şimdi birinci testin sonuçlarına bakalım. Bu hayvanlar aslında sizin hayattaki önem sıranız. Yani neyi en çok önemsediğinizi gösteriyor. At aileyi, domuz parayı, inek iş hayatını, kaplan gururunuzu, koyun ise aşkı temsil ediyor. Sizin yaptığınız sıralamada sizin önem sıranız aslında. Sizlere 4 tane kelime vereceğim. Bunlar deniz, fare, kedi ve köpek. Bu kelimeleri siz kendinize göre tanımlayın bakalım. Yani deniz sizin için neyi ifade ediyor? Bir cümleyle açıklayın. Ya da köpek sizin için hangi anlamı taşıyor? Köpeği kendi düşüncenize göre yorumlayın. Süreniz 20 saniye. Tanımlamalarınız bittiyse sonuçlara bakalım. Deniz aslında kendi hayatınızın nasıl olmasını istediğinizi tanımlıyor. Yani olmasını istediğiniz hayat denize açıkladığınız cümleyle aynı. Fare düşmanınız, yani fareyi tanımlarken aslında düşmanınıza bakış açınızı tanımladınız. Kedi eşiniz ya da evli değilseniz sevgiliniz. Kediyi tanımlayışınız, eşinize ya da sevgilinize karşı düşünceleriniz. Köpeği tanımlarken aslında kendi kişiliğinizi tanımladınız. Bilinçaltınızda kendi kişiliğiniz bu şekilde. Sizlere 5 tane renk vereceğim. Bu renkler beyaz, kırmızı, sarı, turuncu ve yeşil. Bu renklerin her birine sizin için özel olan birini tanımlayın. Yani her renge tanıdığınız, sizi tanıyan ya da sevdiğiniz birilerinin isimlerini verin. Her renkte farklı kişiler olmalı. Toplamda 5 kişi olacak. Süreniz 15 saniye.